Selam gençler, iPad dünyasına giriş yapıyorum. iPad Pro 11 inç, M4 işlemci, 256 GB an itibariyle satın almış bulunmaktayım arkadaşlar. Apple dünyasına ilk iPad'de girmiştim. 2012 yılında iPad 3 almıştım. İlk retin ekranlı ekran. Son cihazım da iPad. Şu an ekosistemde ne varsa artık Vision Pro bile var biliyorsunuz. Her şeyi aldım. Bu videoda kutusundan çıkaracağız. Bazı merak ettiğim şeyler var onlara bakacağız. Kutu heyecanı yaşayacağız. Sonra zaten devamında her bir iPad alacağız alacaksanız ya da kullanıcısıysanız bu iPad'i sonuna kadar kullanmayı planlıyorum. iPad'den sonra MacBook'u katlayıp direkt monitörlü sistemim var zaten klavye mouse monitör. Oraya koyacağım. Yani MacBook'umu bir Mac Mini'ye çevireceğim. E, hiç ellemeyeceğim onu. Sadece bunu kullanmaya çalışacağım uzun bir süre. Ne kadar deneyim neler oluyor bakalım bilgisayarın yerini ne kadar alıyor, nerede alıyor, nerede almıyor onları güzelce incelemesini yapıp sizlere anlatacağım. iPad ile ilgili birçok verimlilik uygulaması vesaire. Aklımda bir sürü video fikri var arkadaşlar. Hepsi gelecek. Kanalda ilk defa geldiyseniz abone olabilirsiniz. Ben Deniz Onur Akbaş ve kutuyu açıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle kutuyu incelediğimiz zaman. Kutu bu arada çok hafif. Apple kutuları ağır olur. Bu bana hafif geldi açıkçası. Güzel, şık bir kutu. Her zamanki gibi. Şurada iki tane beyaz çekecekimiz var artık neyse. Çekerim hadi. Sesinle beraber dinleyelim. <laughs> Apple kutuları her zaman heyecanlıdır. Şurada da şunu açalım. Ops. Evet. Şimdi iPad'imizi kutusundan çıkarıyoruz. Şöyle yavaş yavaş. Nazlı'dır zaten Apple ürünleri. Kutudan ilk çıktığında Nazlı çıkar ama pıt diye gitti vallahi. Şöyle of. iPad burada şöyle çekelim. Ağırlığına bakıyorum. Hafif ya. Vallahi var ya. Tipsi gibi ha. Şöyle bir dursun. Kutusuna bir bakalım neler varmış. Kutusu ile ilgili söyleyeceğim çok şey var. <laughs> Hemen şöyle çıkaralım. Evet. Kaliforniya'da tasarlanmış arkadaşlar kendileri. Çin'de de üretiliyor zaten. Başka bir şey var mı burada? Şurası, şurası. bir kalın. Allah Allah. Şöyle bir bakalım. Vav. Wow. Bundan bez çıkıyordu. Benden niye bez çıkmadı ya? Herhalde 13 13'lerden üç, mi çıkıyor bez? Şurada yoksa bez mi var ya? Niye böyle oldu? İçinden bezi göremeyince bir tuhaf oldum arkadaşlar ya. 13'ten çıkıyor herhalde bez. Ya Öyle bir ayrım yaptıysanız var ya küserim ha. Ama gerçekten bak şurayı... Şuraya baksanıza da şurası kalın etli böyle. Sanki bir şey varmış gibi ya. Allah Allah. Ama yok asla yok orada bir şey. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Sticker da çıkmıyor herhalde artık. Bir şey çıkmıyor işte. Şey çıkıyor. iPad Pro hoş geldiniz. Şöyle yapın böyle yapın. Ah şunlar çıkıyor. Çok önemsiz şeyler bunlar. Bir bozuldum ama fark ettiniz mi? Ben bez bekliyordum ya. Allah Allah. Herhalde 13'ten çıkıyor. Yanlış bilgi. yazı olarak ekleyeceğim. Şu an altta neden çıkıp çıkmadığı yazıyor. Şimdi gelelim buraya bir tane kablomuz var. Kablo çok güzel siyah. Neden? Çünkü benim iPad'im siyah. iPad siyah olduğu için kablosu da siyah. Ben bu kabloyu kıyamadım. <laughs> Açmayacağım. Siyah kablo bir tane daha var bende. Magic Keyboard'un kablosu var. Siyah. Şunu da şöyle koyayım. Burada şimdi bir eksik var. Adaptör yok arkadaşlar. Apple adaptörleri çıkardı biliyorsunuz. Ama Tam olarak öyle değil. Amerika'da adaptörlü çıkıyor bu iPad'ler. Ama işte Avrupa'da, İngiltere'de adaptör yok. Şimdi burada da şu soru geliyor insanın aklına doğal olarak. Yani Apple'ın bu karbon nötr projesi, işte çevrecilik, her böyle etkinlikte abarta abarta böyle anlattıkları çevrecilik. Acaba Amerika'da ne durumda? Çok merak et. Yani sizi Avrupa Birliği zorluyor diye çıkarıyorsunuz. O zaman Çevreci değilsiniz. Zaten tüketim çılgını olan bir yer varsa o da Amerika. E sen Amerika'da hala koyuyorsun adaptörleri. Şahsen ben Apple'ın çevrecilik konusundaki samimiyetinden şüphe etmedim değil. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şöyle kutusunu açıyorum. Neyse i̇şte biz heyecan yaşamaya devam edelim. Şöyle. Oo. Bu renkte hiçbir e, Apple cihazım yok. Işıl ışıl parlıyordu. Oo, incelik konusunda da enteresan ya. Şurada göstereceğim. Gerçekten ince arkadaşlar. Wow. Ve hafif ya. Bir şaşırttı. Şimdi gelelim bazı garip olaylara. Allah Allah burada bir anten var ya. Bu cellular model değil mi? Her şey cellular olmayan model olması lazım. Bir şeye bakacağım. Belki yine anten çizgisi vardır da. Ha yok Wi-Fi model cellular değil. Wi-Fi olanda da yine anten bölümleri var. O da herhalde Wi-Fi anteni. Gelelim iPad 11 inçin tasarım detaylarına. Birincisi gerçekten harbiden ince olmuş arkadaşlar. Çok ince, çok güzel. Rengi falan çok güzel. Şurada işte güç ve klavye bağlantısı var. Şimdi gelelim kamera çıkıntısına. Kamera adası biliyorsunuz yenilendi. Burada bir kamera daha vardı geniş açı, ultra geniş açı. Onu kaldırdılar. Bir eksi not. çok işe yarayacağını yani yani olsa da olur, olmasa da olur. Hemen şu lidar sensör alta geldi. Lidar aydınlatması. Şurada mikrofon var. Şurada yeni True Tone flash var. Şurada bir kara delik var. Bunun ne olduğu bilinmiyor arkadaşlar. Biraz baktım ben ya ilk gördüğümde ortam ışığı sensörü mü diye düşündüm. O da genelde olmaz artık yani kameranın olduğu yerde. Kamera zaten ortam ışığı sensörü. Şöyle baktım Reddit'te falan soranlar var. Mantık olarak ortam ışığı sensörüne benziyor diyenler var. ile ilgili belki başka bir şeydir. Bununla ilgili hiçbir şey göremedim ben internette araştırdım. Henüz yoktu yani. Apple'da bir belirtmemiş ne olduğunu. Öyle o kaldı. Genelde ortam sensörü şurada mesela ön tarafta olur ekranı ayarlamak için. E şimdi bu arka tarafta neyi ayarlayacak hani filan bir değişik yani. Bakacağız ona da neymiş belki ileride çıkar. Şimdi ekranı ekranı iyice mıncırttıktan sonra tabii şuralarda hoparlör çıkışları var. Bu cihazda 4 tane hoparlör var. Type-C portu var. Ee, başka da bir şey yok. Şurada 2 tane tuş var işte. Şurada da power butonu var. Power'a basıyorum. Bir de şu ekrana bakalım. Dünyanın en iyi ekranı diyenler var şurada. Ekranla ilgili de yorum yapacağım. Evet. Ekranımız OLED arkadaşlar. Apple web sayfalarında bu ekranın dünyanın en gelişmiş ekranı olduğunu söylüyor. Şimdi gelişmiş olunca olabilir. Birçok açıdan gelişmişlik söz konusu. İşte çok verimli olabilir, işte çok parlak uşu olabilir, bu olabilir. Gelişmişlik ucu açık olduğu için onu eleştiremeyeceğim ama dünyanın en iyi ekranı muamelesi görüyor bu. Öyle lanse edenler var. Değil arkadaşlar. Bu dünyanın en iyi ekranı değil. Niye? Eğer bu cihaz dünyanın en iyi ekranıysa bu cihaz ne diye sorarlar adama. Çünkü arada gerçekten yani sonuç olarak, kullanıcı olarak ben baktığım zaman iPad'in ekranı 1600 nit parlaklığa çıkabiliyor HDR içeriklerde. 1000 nit de parlaklığa çıkabiliyor. Bir önceki de öyleydi ama bu OLED ve büyükçe de bir panel. Fakat iPhone'un ekranı biliyorsunuz 1000 nit parlaklığa çıkabiliyor. 1600 nit HDR'da çıkabiliyor. Tam 2000 nit de güneşte çıkabiliyor. Tabi eğer iPhone'unuz ısınmadıysa o da ayrı bir mevzu da. Göremezsiniz 2000 nit de yani. Genelde sıcaktan güneşte ısınır. O seviyelere çıkmaz. Bir diğer konu da ben bunu iPad'lerde artık eleştireceğim. Dedim ya ilk iPad'im iPad 3'tü diye. iPad 3'ün PPI değeri piksel yoğunluğu 264. Dünyanın en gelişmiş ekranı olan iPad Pro 2024 model iPad Pro 11 inçinde ekranı 264 PPI diyebilirsiniz ki bu yeterli. Ama ben şöyle yani hep bunu zaten fark ettiğim bir şeydi benim. Şöyle iPhone'la yan yana bakınca iPhone'un ki 460 PPI. Dolayısıyla çok düşük kalıyor. Ha tamam bunu biraz daha uzak kullandığın için pikselleri fark etmiyorsun. Bu arada PPI değeri inç başına düşen piksel yoğunluğu yani çözünürlükle de biraz alakalı yani bunun PPI değerini yükseltmek için 264'ten atıyorum 360'e çıkarmak için bu cihazın çözünürlüğünü arttırmak gerekiyor. Apple çözünürlük arttırmasına gitmiyor. Tabi onun da ayrı kendi içinde sıkıntıları var verimlilikle ilgili biliyorsunuz çok daha fazla enerji tüketecek vesaire. Ama şu anda iPhone'la bu iPad'in dünyanın en gelişmiş ekranını yan yana koyduğum zaman özellikle kitap okumak için kullanılan bu cihazın aslında keskin olmadığını görebilirsiniz. Keskin tabii ki ama çok da keskin değil arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yani artık bu PPI değerini, çözünürlüğü arttırarak bence Apple'ın arttırması gerekiyor. Bu arada geri kalan şeylerle iPhone ekranıyla kıyasladığınız zaman aynı işte True Tone, 120 Hz bilmem ne falan her şey aynı. Tabi o telefon ekranı küçük bir ekran, bu büyük bir ekran. Arada farklar var. Tabi bu PPI yoğunluğu ile ilgili belki ileride bir modelde işte yükselecek. 460'a çıkacak iPhone gibi. O zaman da wow dünyanın en keskin ekranı falan diyeceğiz. En iyisi diyeceğiz. Büyük ihtimalle o yüzden hala 12 yıldır 264 PPI. Bir kurulumu yapıyorum ben. Kurulum yaparken kamera ile ilgili bir şey daha diyeceğim. Şuradaki tasarımı beğendiniz mi bilmiyorum. Ama arkadaşlar burada toplam 5 tane yuvarlak delik var. Hepsinin boyutu farklı, enteresan bir şekilde. Şununla şu niye aynı değil? Yani lider sensörü niye daha geniş bir tasarımla yapmamışlar? Anlamış değilim açıkçası. Bence biraz rahatsız edici duruyor. E artık yekpare burası işte cam filandı, adası. Artık bu ada böyle tek başına ayrı değil. E kasanın bir bütünü halinde. Direk CNC'den böyle çıkmış durumda. Yani güzel duruyor, kötü değil. Cihaz zaten bildiğimiz cihaz, güzel cihaz ama işte bazı detaylarda bir tuhaf geliyor. E kamera önceden şu üst taraftaydı, şuradaydı. Bunu yana aldılar. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Bunun yana alınması şu demek oluyor. Kullanıcılar artık iPad'lerini bu modla değil de böyle yatay modla kullanıyorlar. Niye? İşte daha çok bilgisayarın yerini almaya başladı bunlar. İnsanların bilgisayarla olan ihtiyaçları değişti. App kullanımı ile ilgili daha fazla artık ihtiyacımız var. Yani bir epe ihtiyacımız var. Atıyorum bir bankanın sitesine girmekten. uygulamaya girmek istiyorsun ya da Netflix'i siteden izlemek yerine ben uygulamadan anında izlemek istiyorum gibi gibi detaylarla beraber işte toplantıydı, zoomlardı, bir bilmem nelerdi. Bu cihazlar daha çok dikey değil yatay kullanılmaya başladı. En azından kamera açısından e kameranın artık yatay olması dahi tabi ipad os da bu süreçte baya değişti. Önceden dik kullanıma göre tasarlanmıştı, şimdi de artık yatay kullanıma göre daha fazla özelliği var e iPadler biraz evrimleşmeye başladı. Bunun sonuçlarından birisi de kameranın böyle yanda olması oldu ipad güncellensin arkadaşlar. Ee, kalemini ve klavyesini de aldım. Bunların da tek tek incelemeleri önümüzdeki günlerde gelecek arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Takip edin. Destek olun arkadaşlar. Like atın. Videonun izlenmeleri bir yükselsin. Aboneler bir yükselsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.